Türkiye'nin kivi başkenti Subaşı'nda kivi hasadı başladı. Yetiştiriciler bir hafta sürecek hasat esnasında harıl harıl çalışıyor. Bu süre doğru çıksın canın derler ya. Nasıl gidiyor abi hasat? İdare 3 aşağı 5 yukarı. Ülkemizdeki kivi üretiminin neredeyse yarısını tek başına karşılayan Subaşı'nda ürünlerin büyük bölümü daha dalında satıldı. Bizim Erken Bey'den, Hasan Bey'den çok memnunuz. Allah razı olsun. Biz işçiler olarak o da memnun. Hasan amca da memnun. Abi işçiler Fatma'dan memnunsa o biz, tamam. Biz yani. Aynen öyle. O kadar çok memnunuz yani. İşimizi biz çok severek yapıyoruz. Meşhur oldum. Hadi şeye çıkmıştık canım 5-6 sene önce. Kivi üreticisi Ercan Gürbüz bu yıl dönüm başına 3 veya 4 ton kivi aldıklarını söyledi. Bizler yaklaşık 12 yıldan beri kivicilikle uğraşmaktayız. 12 yıldan beri de kivi hasatını yapmaktayız. Tabi bölgemizde kivicilik çok uzun yıllardan beri süre gelse de bizlerin de bu kivideki 12. yılı. Kaç dönümlük arazimiz var? Yaklaşık olarak bir 20-25 dönüm kadar yerimiz var. Buralardan her sene işte yaklaşık olarak işte dönümden 3 ton, 4 ton kadar topluyoruz. Kasım ayında başlıyor hasat. Ne kadar sürüyor? Evet ya bu Kasım ayından ziyade kivinin içindeki şeker oranı ile alakalı. Hı hı. Şeker oranı belli bir seviye geldikten sonra ki 7 civarına geldikten sonra topluyoruz. Bu da genelde Kasım'ın 6'sına ve 7'sinden geliyor, 8'sinden geliyor. Ne kadar sürüyor hasat işlemi? Bu genelde bölgemizde 20 gün kadar sürüyor. Bizim tabi hasatımız bir hafta sürse de genel anlamda bölgemize hasat 20 gün, 25 gün sürüyor. Subaşı kivisinin özelliği nedir? Diğer kivilerden farkı nedir ya da? Subaşı kivisi ise bölgemizin, yani Türkiye'de ilk kivi burada yetişmeye başladı. Marka olarak da en büyük özelliği marka olması. Yani Subaşı kivisi deyince artık Türkiye'nin her yerinden tanıyor. Tabi bunun yanında sıra lezzeti, tadı da apayrı bir lezzeti vardır. Peki bu kiviler, burada üretilen kiviler, yetiştirilen kiviler nerelere satılıyor? Burada yetişen kiviler Türkiye'nin değişik illerinden gelen tüccarlar burada kiviler alıp tırlarla kendi illerine, kendi depolarına taşımakta. Bunun yanı sıra da bölgemizde bulunan bu işi yapan tüccarlar da bölgemizdeki depolarda malı biriktirmektedir. Dalında mı satılıyor? Evet. Yani buradaki kivilerin hemen hemen hepsi dalında satıldı. Tabii bu toplama işini büyük kısmını tüccar yapsa da yine büyük kısmını işte bizler yapıyoruz. Kendimizi toplayıp tüccara teslim ediyoruz. Yusuf abi gösterir. Bu sonra bize paylaşacağım. Vay.